16 Şubat cuma günü hem ben Madam Web inceleme videosunu yayınladım hem de film vizyona girmiş oldu. İnsanların spider mane dair konuşacağı birçok şey varken bir de ortaya bir sürü haber çıktı. İyi haberler var, kötü haberler var ama Spider-Man'e dair konuşacak gerçekten çok fazla şey var. Bugün 17 Şubat Madame Web filmi izlediniz mi arkadaşlar? İzleyenler var mı? İzleyenler düşüncelerini lütfen ya bu videonun altına ya da inceleme videosunun altına yorum olarak bıraksınlar. Gerçekten izleyenlerin tepkisini ve yorumunu merak ediyorum. Acaba bir tek ben mi beğenmedim yoksa herkes aynı fikirde mi? Yorumlarda buluşup kararlaştıralım. Her neyse arkadaşlar zaten bu videoda konuşacak çok fazla haberimiz var. Sizden tek ricam like atıp abone olmanız, yorum bırakmanız ve diğer yorumlara like atmanız. Bunları yaparsanız çok iyi olur. Şimdiden teşekkürler. Artık başlayabiliriz. Hey fellas, wherever I go the wind follows. Birçok haberim var. Madde madde ilerleyelim istiyorum. Öncelikle bir Spiderman dizisi gelecek. Bazılarınız bilmiyor olabilirsiniz. Hani Spider-Verse animasyon filminde gördüğümüz spider noir karakteri var ya. İşte Sony o karaktere bir dizi çekmek istedi ve çekiyor da. Bu dizi animasyon tarzında olmayacak bu arada. Live action olacak yani gerçek oyuncularla beraber çekilecek. Ve kendisi Amazon Prime'de yayınlanacak. Diziye dair bildiğimiz tek detaylar bunlardı. Kaç bölüm olacak, artı kaç olacak falan bunlardan haberimiz yok. Daha kimin oynayacağından bile doğru düzgün haberimiz yoktu aslında. Ancak bugün Twitter'da birçok haber ortaya çıktı. Ve yeni Spider-Man'imiz yani Spider-Noir karakterimiz oynayacak oyuncumuz belli olmuş olabilir. Ve eğer bu oyuncu olacak olursa ben gerçekten çok heyecanlanırım arkadaşlar. Spider-Verse filminin İngilizce versiyonunda spider No karakteri Nicolas Cage seslendirmekteydi. Spider-Verse'ü daha önce hiç İngilizce izlememiştim. Bu yüzden adamın yani Nicolas Cage'in performansını bilmiyorum. Ancak oyuncuyu severim hani sevdiğim filmlerde oynadı bugüne kadar. Her neyse gelen haberlere göre bu live action dizisinde Sony Nicolas Cage anlaşmak istiyormuş. Spider-Verse e karakteri bu adam seslendirdi diye gelip live actionları bu adamı oynatmak istiyorlarmış. Ve bu gerçekten muazzam olur bu arada. Spider Noir zaten Peter Parker gibi genç bir karakter değil. Biraz daha yaşlı bir insanın oynaması bence çok mantıklı olur. Nicholas Cage ile beraber Spider Noir dizisi izlemek gerçekten çok fazla keyif verebilir. Eğer bunun altından kalkabilirlerse karşımıza güzel bir iş çıkacak gibi görünüyor. Daha bu söylenti aşamasında bu arada ama tüm haber kaynakların paylaştılar bu haberi gerçek olma yolunda ilerliyor yani onu söylemek istiyorum. Sizler Nicolas Cage'i bu rolde izlemek ister miydiniz yorumlarda belirtin. Açıkça söyleyeyim ben isterdim. Umarım gerçek olur. Gerçi zaten Nicolas Cage gelse bile dizinin iyi olup olmayacağı yani çok muallakta. Tony'nin en son yapmış olduğu Madam Web filminin kalitesi ortada. Acaba dizi de bu kalitede mi olacak yoksa gerçekten iyi bir iş mi çıkartacaklar ortaya? Bunu da çok ilerleyen zamanlarda dizi çıktığında öğreneceğiz. Spider-Noir haberim şimdilik bu şekildeydi. İsterseniz bir sonraki habere geçelim. Bu haberim yine bir dizi projesinden gelmekte. Spider-Man evreninde bulunan Silk karakterine bir dizi gelecekti. Yine bu dizi galiba Amazon Prime'da yayınlanacaktı yani yanlış hatırlamıyorsam. İşte Spider-Man evreninde geçecek. Tıpkı Spider-Noir gibi live action bir dizi olacak bu da. Bu diziye dair çok fazla detay bilmiyorduk. Ama şimdi bazı detaylar ortaya çıktı. Gerçi bu detaylar dizinin içeriğine dair değil de kamera arkasında gerçekleşen olaylara dair detaylar. Şimdi şöyle arkadaşlar dizinin arkasında bulunan birçok insan kovulmuş. Dizinin sorumlusu Angel ablamız ve onun eşi dışında galiba geriye kalan yazar odasındaki herkes kovulmuş. Acaba Amazon veya Sony ortaya çıkan işten memnun kalmadı mı? Çok mu kötü senaryo yazdılar bu yüzden mi kovdular bilemiyoruz. Ama böyle büyük bir işten çıkartma daha doğrusu kovulma yaşanmış. Belki de kovulma sebepleri şu olabilir çünkü buraya şöyle bir madde yazmışlar. Dizinin odağını değiştirmeye karar vermişler. İlk başta dizi çok fazla kadın izleyicilere odaklanmış. Şimdi tekrardan tasarlanacakmış ve daha fazla erkek kitleye ağırlık vermeye odaklanacaklarmış. Çok saçma bir karar bence. İlk başta tamamen kadınlara odaklanması da çok saçma bir karardı. Erkeklere ağırlık verecekleri de çok saçma bir karar. Yani bu zaten nasıl karar veriliyor abi? Erkek bunu izler, kadın bunu izler diye nasıl seçebiliyorlar ben de bilmiyorum. Ama aldıkları yeni kararlar bu şekildeymiş. Muhtemelen diziye dair bazı senaryo taslakları yazılmıştı. Kovulmadan anlaşılan bu senaryo taslakları sıfırlanacak. Diziyi yazmayan baştan başlayacaklar. Valla bakalım bu dizi ne zaman çıkacak, nasıl gelişecek, nasıl evrilecek ben de bilmiyorum. Ama anlaşılan durumlar pek iyi değil. Bu dizi için işler çok iyi gitmiyor gibi görünüyor. Umarım Sony bu işi de eline yüzüne bulaştırmaz. Her neyse gelelim bahsedeceğimiz en son habere. En iyisini en sona sakladım diyebilirim. Bu haber yani biraz garip bir haber arkadaşlar. <laughs> Videoları falan takip ediyorsanız uzun süredir sizlere bahsetmekteydim. Spider-Man 4'ün geleceği gerçekten muallakta. Şimdi biliyorsunuz Spider-Man'in asıl hakları Sony'de. Ancak sonrasında Sony ve Marvel ortak bir anlaşma yaptılar. Spider-Man karakterini MCU'ya getirdiler ve gelecek olan her bir filmde Sony ve Marvel ortak kararlar almaya başladılar. Bir Spider-Man filminin ortaya çıkabilmesi için Sony'nin de Marvel'ın da ortak fikirle buluşabilmesi lazım. Bugüne kadar olaylar hep öyle oldu. İlk filmde de, ikinci filmde de, üçüncü filmde de ortak bir paylada buluşabildi adamlar. Ancak bence en son gelecek olan Spider-Man 4 filminde bir türlü ortak paylada buluşamıyorlar. Uzun zamandır tartışmalar dönüyordu ve bu tartışmalar halen daha devam etmekte ve büyümekteymiş. Spider-Man 4'ün perde arkasındaki işlerin çok iyi gitmediği söylenmiş arkadaşlar. Ve bu durum filmin geleceğini gerçekten de etkiliyor. Tom Holland ve Kevin Feige tamamen aynı fikirdeyken ağız birliği yaparken Sony bambaşka bir şey istiyormuş. Tom Holland ve Kevin Feige ayakları daha yere basan sokak kavgası tarzında bir film çekmek istiyormuş. Sony ise Multiverse'ü dahil etmek, Tobey Vendor'u getirmek istiyormuş. Bunu zaten söylemiştim sizlere ve bu tartışma halen daha devam etmekteymiş. Ve söylediğim gibi tartışma gitgide daha da büyüyormuş. Bu tartışma sonlanacak gibi durmuyor ya. Hangi taraf kazanacak? Hangi tarafın dediği olacak? Ben çok merak ediyorum. Ya da hiçbir taraf kendi isteğini kabul ettiremeyecek de acaba ayrılacaklar mı? Spider-Man 4 iptal mi edilecek? Hani bu iş oraya bile varabilir. Tartışmalar sürekli devam ediyor, sürekli alevleniyor. Ve Sony eğer kendi isteğini kabul ettirirse Tom Holland oynamak dahi istemeyebilir. İşler gerçekten çok sıkıntılı ya. Ve bu arada ben Marvel ve Tom Holland'ı destekliyorum. Toby ve Andrew'u bu filmde getirmek yerine sonraki filmlerde getirebilirler. Neden illa arka arkaya Toby ve Andrew'u görmek isteyelim ki biz? Daha doğrusu şöyle elbette ki görmek isteriz ama Spider-Man 4 Tom Holunda özel bir film olmalı. Eğer Tobey Vendor'u getirmek istiyorsanız ayrı bir film çekin kardeşim. Spider-Man 4'e onları yedirmenize gerek yok. Siz onları getirseniz de getirmezseniz biz elbette ki filmi izlemeye gideceğiz. Bakalım buradan ne çıkacak, Sony mi kazanacak, Marvel mi kazanacak yoksa film iptal mi edilecek ne olacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama şöyle bir şey de var bu arada. Spider-Man 4'e dair gelen bir söylenti var ondan da bahsedeyim. Söylentiye göre Spider-Man 4 direkt olarak Avengers 5'e bağlanacakmış. Avengers 5 için önemli bir parça olacakmış yani. Şimdi tamam Sony'e kızdık multiverse'ü dahil etmeye çalışıyor diye. Ama eğer böyle bir şey olursa Marvel'a da kızarız. Sokak tarzında Spider-Man'e özel bir hikayen atacağız diye Sony ile tartışıyorsunuz ama daha sonrasında Spider-Man 4'ü Avengers 5'e bağlayacağız diye büyük bir şey çıkartıyorsunuz ortaya. Eğer Sony multiverseu dahil edemezse siz de Avengers 5'i dahil edemezsiniz kardeşim. Siz Avengers 5 için büyük bir hikaye koyacağız Spider-Man 4'e derseniz o zaman Sony de Multiverse'ü dahil etmeye çalışır haklı olarak. En son söylediğim haber söylenti. Belki de Avengers 5'e büyük bir bağlantı, büyük bir köprü kurmayacaktır Spider-Man 4 bilemeyiz. Ama eğer bağlantı kuracaksa burada Sony'nin devreye girmesi çok normal. Vallahi ne olacak, ne bitecek ben de çok merak ediyorum. Oturdum, oturdum uzaktan izliyorum. Bu tartışmanın sonucu iptal edilmeye gitmediği sürece benim için hiçbir sorun yok. Elbette ki özel bir Spider-Man 4 filmi izlemek isterim ama bu hikayenin multiverse evrilmesi de beni acayip sinirlendirmez, üzmez yani. Toby ve her zaman görmek benim için iyidir. Sadece bu filmdeki tercihim o değil, onu söylemeye çalışıyorum ben. Sizin tercihiniz nedir, sizin isteğiniz nedir, sizce hangi taraf haklı bunu yorumlarda belirtirsiniz. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadar olsun. Sizlere bir sürü Spider-Man haberi verdim. Hem dizilerden bahsettik hem de gelecek olan Spider-Man 4 filminden bahsettik. Daha fazla haber gelirse sonraki videolarda konuşuruz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.